Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Visual Studio'da C# kullanarak basit konsol örnekleri yapacağız. Bu basit konsol örneklerinde ise farklı farklı değişkenler kullanarak ve farklı farklı örneklerle konsol uygulamalarında kendimizi biraz daha geliştirmeye çalışacağız. Şimdi projemize geçelim. Visual Studio'da konsol uygulamasını seçiyorum. Ben Visual Studio'nun 2019 sürümünü kullanıyorum. Sizde varsa eski sürümlerle de çalıştırıp deneyebilirsiniz. Projemizin adı konsol örnekleri olsun. Ekrana ilk olarak merhaba dünya yazdıralım. Konsol nokta write'la hello world yazdıralım. Ve çalıştırıyorum. Şu anda ekranda hiçbir şey göstermedi çünkü konsol nokta readline'ı unuttuk. Readline ise ben herhangi bir tuşa basana kadar konsol ekranının ekranda kalmasını belirliyor. Başlat diyorum. Evet, şu anda ekranda Hello World yazısını gördüm. Şimdi kullanıcıdan iki tane sayı isteyelim ve bu girmiş olduğu iki tane sayının ekranda toplamını gösterelim. Integer toplam adında bir tane değişken tanımlıyorum. İçi 0 olsun. Aynı zamanda sayı 1 ve sayı 2 adında da iki tane de değişken tanımlıyorum. Console.write'line yazan kısmında Hello World'ü siliyorum. Birinci sayı diyorum. Bunu da write'line yerine write şeklinde yazdırıyorum. Yan yana yazdıralım. Birinci sayı dedim. Console.read'line'ı siliyoruz buradan. Sayı 1 eşittir. Convert.toInt 16'yı seçiyorum. Diğerlerini de seçebilirsiniz ama program açılırken çok fazla yer kaplamasın diye 16'yı seçiyorum. Buradan da console.writeline diyoruz. Tamam. İkinci sayımızı alalım. Bunu tekrardan kopyalayalım. İkinci sayımız için de birinci sayı olan kısmı değiştiriyorum. Buraya ikinci sayı diyorum. Burayı da sayı 2 olarak değiştiriyorum. Şu anda kullanıcı ekranda birinci sayı ve ikinci sayıyı girdi. Sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerinin içerisinde bu sayıları tuttuk. Şimdi ekrana toplamını yazdırmadan önce toplayalım. Toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Ve şu anda da sayı 1 ile sayı 2'nin topladık. Ve bunu da toplam değişkenin içerisine aktardık. Bunu da ekranda yazdıralım. Console.writeline ile yazdıracağım bu sefer. İki sayının toplamı diyorum. İki sayının toplamı artı birleştirme operatörünü kullanıyorum. Toplam diyorum. Ve yine altına console.readKey diyorum bu sefer. Ben bir tuşa bastığım zaman ekranı kapatsın. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, birinci sayıyı istedi. Birinci sayı 5 olsun. İkinci sayı da 6 olsun. Ekrana 11 vermesi gerekiyor. Evet, iki sayının toplamı 11 dedi. Şimdi Enter'a bastığım zaman kapattı programı. Şimdi ne yaptık burada da? Kullanıcıdan iki tane sayıyı aldık. Bu sayıyı da toplam değişkenliğinin içerisine aktardık ve bunu da ekrana yazdırdık. Şimdi kullanıcı bir sayı girsin. Örneğin mesela daha çok AVM'lerde karşımıza çıkıyor. Bir ürün aldığınız zaman bu ürüne mesela %50 indirim yapıldığı zaman şu kadar tutar ödemeniz gerekiyor diyor. Kullanıcı bu fiyat tutarını girsin ve bir indirim tutarı belirleyelim. Bu indirim tutarı oranında da kullanıcının girdiği rakama göre indirim yaptırtalım. Double sayı ve sonuç adında iki tane değişken tanımlıyorum. Console.write yazan kısma fiyat giriniz diyorum. Fiyat giriniz dedim. Bunu sayı olarak değiştiriyorum. Sayı tamamdır. Console.write'line şurayı siliyorum. Şurası sayı 1. convert. Sayı eşittir. Convert. To double olsun. Çünkü double olarak tanımladık. Convert. To double olarak tanımlıyorum. Burayı da sonuç eşittir. Girilen sayıdan çarpı 20 bölü 100 diyorum. Yani %20 kadar indirim yapılsın dedim. Bunu da ekrana yazdıralım. İndirim sonrası
yeni tutar diyelim. Yeni tutar. Boşluk bırakıyorum. Buna da sonuç diye atıyorum. Şimdi çalıştıralım. Şimdi fiyat geliniz dedi. Fiyatı 1500 olsun. İndirim sonrası yeni tutar 300 dedi. Ne yaptı? 1500'ü %20 ile çarptı ve 100'e böldüğümüz zaman 300 dedi. Yani 1500 lira ödeyecekken %20 tutarında indirim yapalım. 300 lira ödedi kullanıcı. Farklı bir değer girelim. Double kullandığımızda mesela 142,5 TL girdim. İndirim sonrası yeni tutar 29 lira 10 kuruş oldu. Küsuratlı girdiği zaman da bu şekilde. Integer girseydik eğer küsurat kısmı gözükmeyecekti. O yüzden fiyat olduğu için biraz double kullanma ihtiyacı duyduk. Bu ikinci örneğimizde şunu şu şekilde kapatayım. Yorum satırını alıyorum. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Kullanıcı yarı çapı girilen bir dairenin alanını hesaplatsın. Bunun için double kullanacağım yine. Double, yarı çap diyorum. Alan ve çevreyi de tanımlamam gerekiyor. Yarı çaptan sonra alan, virgül, çevre diyorum. Double olarak tanımladım. Right line ile alalım. Yarı çapı giriniz. Yarı çapı giriniz dedim. Şunları da çift tırnak içerisinde yazıyorum. Yarı çap eşittir convert.toDouble console.readline diyorum. Alanı hesaplatacağız şimdi. Alan için pi formülüne ihtiyacım var. Alan eşittir 3,14 yarı çap çarpı yarı çap. Yani 3,14 çarpı yarı çapın karesini alıyoruz. Buradan çevre formülünü de hesaplatalım hemen. Çevre eşittir 2 çarpı 3,14 çarpı yarı çap. Çevre formülünü de bu şekilde buluyoruz. Sonra bunları da ekrana yazdıralım. Console.WriteLine alan diyorum. Alan dedim. Birleştirme operatörü artı onunla birleştirdim. Tekrardan console.WriteLine ile de bu sefer de çevreyi yazdıracağım. Hesaplanan çevreyi yazdırıyorum. Çevre, çevre diyorum. Son kısma ise console.ReadKey diyerek ben ekrana enter tuşuna ya da herhangi bir tuşa basana kadar beklesin diyorum. Başlat diyorum. Evet, yarı çapı giriniz dedi. Yarı çapı 15 olsun. Alanı 706,5 çıktı. Çevresi de 94,200 çıktı. Tekrardan hesaplatalım. Bu sefer yarı çapı 5 olan dairenin alanı ve çevresini hesaplasın. Yarı çapı 5 olan dairenin alanı 78,5, çevresi ise 31,4 olarak çıktı. Üçüncü örneğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Ben bunları tek tek GitHub hesabıma ekleyeceğim zaten. Açıklama kısmına da linki bırakırım. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Ekrana kullanıcı bir sayı girsin. Bu sayının çift ya da tek mi olduğunu yazdıralım. Integer sayı dedim. Console.WriteLine ile bir sayı giriniz. Sayı eşittir. Convert.toInt 32 olsun. Bu da Console.ReadLine ile beklemeye alalım. Şimdi if döngüsünü kullanıyorum. If. Eğer sayının 2'ye bölümünden kalan 2 ise ve o da eşit eşit 0 ise diyorum ki console.WriteLine ile yani 2'ye bölümünden kalan 0'a eşit değilse de o zaman da console.WriteLine ile tek sayı yazdıralım. En alt kısma da şuraya da console.ReadKey diyorum ve çalıştıralım. Şimdi 2 giriyorum. 2 sayı çift dedi. 2'nin 2'ye bölümünden kalan 0 olduğu için ekrana çift yazdırdı. Tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi 15 giriyorum. 15'in 2'ye bölümünden kalan 0 olmayacağı için tek dedi. Bu da 4. örneğimiz olsun. Şimdi biraz da for döngüsüne değinmek istiyorum. For döngüsü bir işlemi birden fazla yaptırmamızı olarak ekrana 10 defa elimizle merhaba dünya yazdıracakken for döngüsüyle 10 tane merhaba dünya yazdırabiliriz. Tamam, onun örneğini yapalım şimdi. Ekrana 10 tane merhaba dünya yazdıralım. For döngüsünü tanımladım. Integer i eşittir 1'den başlasın. I küçük eşittir 10'a kadar gitsin. Console.WriteLine ile de hello world yazdıralım. Bunun sonuna da console.ReadKey
Mitk diyorum. Çalıştırıyorum. Evet, ekrana 10 defa merhaba dünya yazdırdık. Bu da 5. örneğimiz olsun. For döngüsü kullanarak kullanıcı ekrana bir sayı girsin ve bu girdiği sayı kadar ekrana girilen sayıyı yazdırsın diyelim. Bunu da kapatıyorum. Console.write diyorum. Kaç tane yazdırız? Daha doğrusu metin giriniz diyorum. Metin giriniz. Bu girmiş olduğu metni string metin eşittir convert.toString olarak tür dönüşümü yapıyorum. Console.readline ile de beklemeyi alıyorum. Console.writeline ile kaç kere yazdırılsın diyorum. Kaç kere yazdırılsın diye soruyorum. Bunu da write ile yazdıralım. Bu da write olsun. Kaç kere yazdırılsın? Bir boşluk bıraktım. Buna da integer diyorum. Integer sayı eşittir. Convert nokta to integer 16 olarak değiştiriyorum. Readline dedim. Tamamdır. Şimdi for döngümü açıyorum. For döngüsünde i, integer i 1'den başlasın. Length yazan kısmı ise yukarıda şurada tanımlamış olduğum kaç kere yazdırılsının değişkeni olan sayıyı yazıyorum. Kaç kere gitsin? Sayı kadar yazdırılsın diyorum. Bunu da ekrana sonucu almamız adına console.writeline'a da metini yazdırıyorum ekrana. Son olarak şuraya da bir tane console.readgain diyorum. Şimdi çalıştıralım. Şimdi bir metinin giriniz dedi. Merhaba dedim. Kaç kere yazdırırsın diyor. 5 kere dedim. 4 defa yazdırdı. Çünkü şurada sayıya eşit demedik. Tamamdır. Şimdi metin giriniz dedi. Mesela bugün hava çok sıcak diye yazdıralım. Kaç defa yazdırsın? 15 defa yazdırsın. 15 defa ekrana hava çok sıcak yazdırdı. Bu da kaçıncı örneğimizdi? 6. örneğimizdi. Şimdiki örneğimizde de daha çok otomasyon projeleri ve login ekranlarında karşımıza çıkıyor. Veri tabanına bağlamadığımdan dolayı default olarak bir değer tanımlayacağım. Kullanıcı adını ve şifresini girecek. Ekranda eğer yanlış girmesi durumunda ekrana hata mesajı yazdıracağız. Şimdi ona geçelim. Öncelikli olarak console.writeline ile kullanıcı adınızı giriniz diyorum. Sonrasında bunu kopyalayacağım. Şifrenizi giriniz diyeceğim. Bunu da string tanımlıyorum. Çünkü kullanıcının şifresinin içerisinde hem rakam hem de karakter belirtebilir. O yüzden string kullanmak daha mantıklı. Buna da test diyorum. Ve bunu da if döngüsüyle kontrol ettireceğiz şimdi. Kullanıcı ad eşit eşit Ceren olduğunda ve şifresi yani pes eşit eşit 1 2 3 4 olduğunda diyorum ki, şuradan kopyalayayım. Else ise, yani yanlış girdiği durumda ise, bu sefer de ekrana kullanıcı adı veya şifre hatası yazdıralım. Default olarak değerler tanımladık. Bunları if döngüsüyle kontrol ettirdik. Şimdi bir çalıştıralım. Kullanıcı adını yanlış gireceğim. Şifresini de yanlış giriyorum. Ne dedi? Kullanıcı adı veya şifre hatası dedi. Tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer doğrusunu girelim. 1, 2, 3, 4. Ne dedi? Giriş başarılı dedi. Bugünkü dersimizde ne yaptık? Basit konsol örnekleri yaptık C#'da. Daha sonra birkaç tane değişkenlerin tanımlarından bahsettik. If döngülerini nasıl kullanacağını, aynı zamanda for döngüsü ve diziler kullanarak birkaç tane farklı örnek yapmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde daha farklı örneklerle görüşmek üzere.